işte tabii bu bir kabalık. Kabalık da demeyeyim de yani anlayışsızlık. Yakışıksız bir hareket. Vicdanları yaralayan bir hareket. Sevgisiz bir tavır. Nezakete uygun olmayan bir tavır. Allah sana bir nimet vermiş. Müzisyen topluluğu demek. Allah'ın sana sunduğu müthiş bir güzellik demektir. Bir ihtişam demek. Ne güzel ya, sokakta gidiyorsun. Bir köşede Allah sana büyük bir nimet meydana getirmiş. Yani nasıl bir bahçe çok güzel, nasıl bağlık bahçelik bir yer güzelse, müzisyenden olduğu yerde bir güzelliktir. Allah büyük bir nimet vermiş. Bu anlayışsızlık çirkin, utandırıcı ve çok ayıp. Çok çok ayıp. Yani mesela orada nedir? Yani müzik çok güzel mesela, dinlersin. O çocuklar başka da mesleği olmadığı için onların yiyeceği kadar, ya bir otelde yatıp kalacakları kadar da bir ihtiyaçları olur. Sen onlara ne? Mesela 1 lira versen. Bu olmalı, yeter onlara. 1 lira versen. Yani hayatın bitmezsen 1 lira verirsen. 50 kuruş da dahi versen. Ve onlar için de bir onurdur bu. Bir güzeldir. Yani sanatçının bu hakkıdır. Yani sen vergi gibi ona mecbursun bir anlamda. Sanatçıya o güzelliği sunmakla mükellefsin. Sanatın karşılığıdır bu. O sana sanat sunuyor. O sana ikramda bulunuyor. Sana bir şey diyor mu? Senden bir şey ücret istemiyor. Bak, sana ücretsiz sanatını sunuyor. Sanat paranın ölçülmez. O sana torba torba altın vermiş gibi oluyor. Bak, torba torba altın vermiş gibi. Sen ondan 1 liraya esirgersen çok ayıp yaparsın. Hayır, para vermek mecburiyetinde değilsin. Tebrik et. Evet. İlla para istiyor diye bir şey yok ya. Tebrik et, dinle, güzel. Takdir et. Gönül al. Çekip gitmek sanki yok hükmünde gibi. Ya bir güler yüz göster hiç olmazsa. Güler yüz göstererek geç. Ne yapmak istiyorsun yani? O sevgisizlikten amacın ne? O çocuklar ne yapıyor da beğenmiyorsun? Yani en zor şartlarda akıl almaz güzel müzik yapıyorlar. Bütün gücümle destekliyorum. Desteklemeyenleri de ayıplıyorum, kınıyorum. Evet, dinliyorum.